Avrupa, orta çağın karanlıklarında yaşarken, şimdi İskandinav yarımadası dediğimiz ülkede o devrin en barbar insanları yaşamaktaydı. Viking, millet olan Vikingler uzun tekneleriyle azgın kuzey denizlerini aşarak güneydeki Avrupa sahillerine inip buraları merhametsizce talan ediyorlar, her tarafı yakıp yıktıktan sonra canlı ve cansız ganimetleri memleketlerine götürüyorlardı. Avrupa üzerinde esen Hun kasırgası bütün Avrupa'yı çiğneyip geçmiş ve ülkeleri savunmasız bırakmıştı. Bu durumdan yararlanan Vikingler yağmalarını devam ettiriyorlardı. Çünkü Büyük Türk Başbuğu Atilla, fethettiği ülkelerin başına küçük Hun kuvvetleri bırakarak batıya doğru akıyordu. Bundan faydalanan Vikingler fırsat kolluyorlar, zayıf buldukları yerlere saldırıyorlardı. İleriden üç atlı geliyor! Gelenler bizden mi değil mi? Giyişlerine bakılırsa bizden. Tu Atilla'nın değerli kızı Yonca Hatun. Selam kumandan Aybars. Açın kapıları. Kalemize şeref verdin. Ama sizi buralarda görmek şaşırttı bizi. Babam dört şafak ötede kumandan Aybars, ona gidiyorum. Karakurum'dan bu yana üç muhafızla gelmek cesaret mi, ihtiyatsızlık mı? Yalnız değilim kumandan Aybars. Biraz gerimizde koca bir ordu var. Beni korumakla görevli. Koca bir ordu mu? Hani nerede? İşte. Hayrola, kurtları ikilemişsin. Kurdun oğlu. Yenilmezliğin bir kat daha arttı öyleyse. Hele bir büyüsün de. Birkaç yerde ayaklanmalar oldu. Onbaşı parsı başlarına verip isyancıları aklamaya gönderdim. İki gün sonra burada olurlar. Koskoca kaleyi savunmasız bırakmak akıl kârı değil gibi geldi bana. Hey gidi koca yiğit, düşündüğün şeye bak. Atilla'nın kalesine saldırmaya cesaret edecek yürek var mı dünyada? Üstelik bu kalede üç manga Türk kadını var ki, her biri 10 düşman eline bedel. Su uyur, düşman uyumaz. Canlanın köpekler! Canlanın! Canlanın! Köpekler! Canladın! Canladın! Türklerin kalesi biraz sonra görünecek, ama onlar bizi göremeyecekler. Kızın o kaleye geldiğine emin misin? Eminim. Çünkü buralarda başka Hun kalesi yok. Kaledeki askerler de benim adamlarımın hazırladığı isyanı bastırmanın peşinde şu anda. Kaleyi keklik gibi avlayacağız. Güneş'in oğlu Çin İmparatorunun elde etmek istediği kız bizim olacak. Sizin altınlar da bizim. Bakıyorum, onlardan kardeşinmiş gibi bahsediyorsun. Kadın ve çocuklar. Ne o? Yüce Başbuğ'un kızının sofrasına bu da mı oturacak? Yalnız o değil, öbürü de oturacak. Onlar benim soframa her zaman oturabilirler. Niye yemiyor? Beğenmedi galiba. Önce oğlunu doyurmak adetidir. O da yemiyor. O da babası başlamadan önce yemeğe el sürmez. Kurt oğlunu Türk adetlerine göre yetiştiriyor. Bakıyorum, onlardan kardeşinmiş gibi bahsediyorsun.
Kardeşten de ileri Aybars. Kardeşten de ileri. Sahile yaklaşıyoruz. Amacımıza da yaklaşıyoruz. Seni çok bekletmeyeceğim. Başarılar dilerim. Koca yiğidim, bakıyorum ikisini de gayet iyi yetiştirmişsin. Senar, senar kavucu tut, herkes bursa! Kavuk, durmayın! Hadi! Bunların Atilla'nın kızı? Bilmiyorum. Ama öğrenmek zor değil. Kaleye kadar sabredersen öğrenirsin.
Yoldaşım, kim kıydı sana? Kim yaptı bunu? Kim yaptı? Demek biliyorsun kim olduğunu. Demek ki öcümüz yerde kalmayacak. Baba kurdum, can yoldaşım. Sevgili kurdum, demek artık beraber olamayacağız. Bozkırlarda atımın yanı sıra koşamayacaksın bundan sonra. Sen benim her şeyimdin. Senden gördüğüm sadakati, iyiliği, arkadaşlığı hiçbir insanoğlundan görmemiştim. Bütün insanlardan yakındın bana. Artık yoksun demek. Ama öcünü bırakmayacağım. Bu mızrak burada durdukça intikamın için yaşayacağım. Bütün dünya bilsin ki kurdumun, kardeşimin intikamı alınmadan akan Viking kanı dinmeyecek. Hiçbir Viking kellesini kılıcımdan kurtaramayacak. Bunlar da kim? Şimdi öğreniriz, Kral Gero. Hoş geldin Kumandan Toro. Kim bunlar? Hun kızları. Hun kızları mı? Ne demek oluyor bütün bunlar Toro? Hun Türkleriyle ne alıp veremediğimiz var bizim. Bu Çinliler de nereden çıktı? Çin hükümdarı Lianfu'nun kızı Lotus. 4 sandık altın karşılığında Atilla'nın kızını istedi benden. Nasıl yaptın bu deliliği Toro? Altını çok sevdiğimi bilirsin Gero. Sen kumandan değil serserinin birisin Toro. Türklerle uğraşmanın ne demek olduğunu bilmiyor musun? Atilla bunu haber aldığı an mahvolduk demektir. Biz değil sen mahvoldun. Artık kral benim Gero. Vikingler kocamış birinin baş olmasını istemiyorlar. Ne dedin? Öleceksin dedim. Yakalayın şu olsa. Artık seni Odin bile kurtaramaz. Götünün canavara. Bu yaptıklarını er geç ödeyeceksin Toro. Toro'nun kim olduğunu bütün dünyaya tanıtacağım. Büyük olacağım. Odin'den de büyük. Şifalı otları iyi öğrenmişsin baba kurttan. Seni iyi yetiştirmiş, tıpkı baban gibisin. Beni iyi dinle kurt.
Sen bir kahramanın oğlusun. Onun kanını taşıyorsun. Büyüdüğün zaman baban kadar kuvvetli, onun kadar cesur olacaksın. Seninle denizleri aşıp Viking diyarına gideceğiz. Babanın katilini sen göstereceksin bana. Yo, acele etme. Biraz daha sabretmemiz gerek. Yaralarımın geçmesi için az bir zaman kaldı. Söylemekten başka kurtuluş çaresi yok. Hadi söyle de bu güzel vücuduna yazık olmasın. Hanginiz Atilla'nın kızı? Söyle! Söyle! Ne haber? Öyle inatçı kadınlar görmedim. Ölüyorlar da yine söylemiyorlar. Türkleri çok iyi tanırız biz. Can verirler, sır vermezler. Onlara karşı bizim başka usullerimiz var. Neymiş usulleriniz? Kuyuda Çin'in en zehirli yılanları var. Orada dilsiz insan bile bülbül kesilir. Güzel! Açın kuyuyu! Hadi! Alın bunu! Sen de söylemezsen kuyudaki yılanlara nefis bir ziyafet çekeceksin! Bang! Göster bakalım kılıcının keskinliğini! Yonca benim. Nereden bilelim? Parmağımdaki yüzükte babamın arması var. Güzel! Sen de çok güzelmişsin. Bu nefis vücudunla kendime bir ziyafet çekeceğim. Şekilini alacağım. Dilberi, sana öyle bir şey seyrettireceğim ki dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şeye rastlayamazsın. Bağlayın bunları zımnına! Her kapıya ikişer nöbetçi koyun! Hey Orso! Neredesin koca dev? Geliyor mu? Nasılsın Kral Gero? Öteki kızından evvel geliyor. Talihine küs, kızını göremeyeceksin. Bu yaptıkların yanına kalmayacak Toro. Tanrı Odin'in laneti yakanı bırakmayacak. Kim bu gelecek olan? Söylememe lüzum kalmadı. İşte, gözlerinle gör. Hayır! 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 Hayır!
Gösterimi nasıl buldun? Korkunç. Çok vahşi ve zalimsin. Benden korkuyor musun? Aksine, hoşuma gidiyorsun. Kuşları avlamasını iyi biliyorsun ama pişerken beklemesini bilmiyorsun. Bana iyi baktın kurt. Bu gidişle eski kuvvetimi çok yakında tekrar kazanırım. Hayrola, ne işin var burada? Yalnız kalalım. Defolun. Evet, seni dinliyorum. Yarın sabah gitmek istiyorum. Sabaha vakit çok. Benim acelem var. Neden? Burada ne arıyor bu? Bizi mi gözetliyor? Ne bileyim ben? Herhalde sevişmemi seyrettirmek bana bir şey kazandırmaz. Neyse, siz kalabalık milletsiniz. Bir eksik, bir fazla bir şey fark etmez. İçkimi ver. Sabah olunca ayrılacağız. Bu gecenin bitmemesini istiyorum. Çabuk olun, onu uyuttum ama sabaha kalmaz uyanır. Bunu ne yapacağız? O beceriksizliğinin cezasını çekti. Bırakın olduğu yerde kalsın. Yapacak bir şey yok, bırakın. Uyan Toro, uyan! Ursula geliyor Toro, Ursula! Ursula mı? Çinli kahpe nerede? Gitmişler! Atilla'nın kızını da götürmüşler. Limanda bir gemimiz eksik. Kostok'u peşlerinden gönderdim. Yetmez! İşi sağlama bağlamalı. Sen de git peşlerinden. Ben Ursula'ya karşılama merasimi hazırlayacağım. Hadi durma! Onları almadan gelme! Hey gidi Ursula! Gel bakalım! Babanın zamanında beni adam yerine koymazdın. Şimdi öğreneceksin kimin büyük olduğunu. Nihayet döndük vatanımıza. Baban başarını duyunca çok sevinecek. Babam meydanlarda yok. Oysa her zaman surlarda karşılardı beni. Henüz çok erken, bu saatte yatıyor olmalı. Ama uyandırmak zor değil. Kral Gero'nun ülkesine geldik. Hadi hep beraber kralı selamlayalım. Yaşasın Kral Gero! Yaşasın Kral Gero!
Yaşasın Gero ha! Gel bakalım güzel Ursula! Kimin yaşadığını görünce nasıl şaşıracaksın? Babam nerede? Neden karşılamadı beni? Sana söylüyorum, kral nerede? Kral kendi yerinde, tahtında! Baban Gero'yu merak ediyorsun, öyle mi? Sabret! Şimdi göreceksin! Bak güzelim, bunu dönüşünün şerefine içiyorum! Dibindeki kafatası sevgili baban Gero'ya ait. Hesap günü geldi kurt. Viking diyarına gidiyoruz. Baba kurdun intikamı alınıncaya kadar hiçbir Viking'e acımayacağız. Davran bakalım hadi. Suçu ne bu zavallı kızın? Bir Çin atasözü vardır. Merakı fazla olanın ömrü az olur. Ne demek istediğimi anladın mı? Anladım, anladım. Hem öyle anladım ki bu kızcağızı ömrümde görmedim ben. Odalarımız yukarıda. İstediğinizi seçin, çekinmeyin, kendi eviniz gibi davranın. Sen de bize yiyecek bir şeyler hazırla. Baş üstüne. Eğer burada uslu uslu oturmazsan şu güzel boynunu kesmek zorunda kalırım. Anlaşıldı mı? Hadi. Aşağı inip karnımızı doyuralım. Telaşlanma kurt. Ben de gördüm Viking teknesini. Gel bakalım, içeride tanıdık olabilir. Hoş geldin aslanım, buyur. Geyiklerin en lezzetlisi, şarabın en keskinini burada bulabilirsin. Vikingler nerede? Burada Viking falan yok. Yalan söyleme, kafanı koparırım. Tanrı şahidimdir, Viking gelmedi buraya. Ya dışarıdaki tekne? Onunla Çinliler geldi, Vikingler değil. Viking gemisiyle Çinliler geldi ha? İşte bunlar. İki kişilik yemek ver bize. İki kişilik mi? Evet, bana ve kurda. Thank you.
kız nerede? Kral Toro'nun dostuyum. Kral Toro'ya kazık attın sen. Söyle kız nerede? Bırakın o kadını. Cevap ver, kız nerede? Bırakın kadını. Bırakın kadını dedim. Bileğine güçlüymüşsün. Benim için tehlikeye girdin, sağ ol. Senin için değil. Onları zaten öldürecektim. Niçin? Viking oldukları için. Hancı, bana odamı göster. Odaların hepsi senindir. Hangisini istersen seç. Sana şarap getirdim. Benim için yaptıklarını düşündükçe uyku tutmadı. Onları karşılıksız bırakamazdım. Ben karşılık beklemem. Ama ben bekliyorum. Benim adamım olmanı isterdim. O kadar Viking'le nasıl başa çıktın, aklım almadı. Onlara neden bu kadar kinlisin? Onlar bana dünyanın en büyük kötülüğünü yaptılar. En çok sevdiğim varlığı, kurdumu öldürdüler. Bir de bana emanet edilen birini kaçırdılar. Kim bu? Hakan Atilla'nın kızı Yonca Sultan. Onu bulmadan, kurdumun öcünü almadan hiçbir Viking'i acımayacağım. İntikamının şerefine.
oluyor kurt? Bir tarafa. Yonca. Dur, vurma! Herifler peşimizde. Vikingleri durdurmak için bundan iyi engel bulamayız. Şafak söktü. Kızı toparla, hemen gidelim. Başaramadın Asya faresi! Senin de kafanı ikiye bölmek isterdim. Ama kralıma canlı götürmeye söz verdim. Yakalayın! Çinli kadın nerede? Gitti yiğidim. Vikingler geldi, yakalayıp gemiyle götürdüler. Viking diyarına nasıl gidilir? Ne? Duymayacak kadar kocadın mı? Viking diyarına nasıl gidilir dedim. İleride balıkçı tekneleri vardır. Belki kayığını satacak birini bulursun. Güneşle aran nasıl Ursula, ha? Sesin çıkmıyor. Ama merak etme, birazdan canavar kollarını boynuna doladı mı? Feryadını 7 kat yukarıdan koca Odin bile duyar. Sen... İyilik bilmez, alçak bir köpeksin, Thor! Babam da öyle söylemişti. Şimdi herhalde Odin'e beni şikayet ediyordur. Su... Su... Su mu? Bu arzumu hemen yerine getireceğim. Al bakalım iç! Su... Su... Su...
Orso, Sadık Orso, zaten senin bir hain olabileceğine hiçbir zaman inanmadım. Babamı, kralını buraya bağladığın için Ulu Odin seni bağışlasın. Boşuna yorma kendini Orso, ben bittim artık. Sizin için tasalanıyorum. Bu südü bozuk Toro köpeğinin peşinde dolaşan sizler için. Böyle bir sandalla bu koca denizi aşan olmadı şimdiye dek. Demek ki ilk ben aşacağım. Aşsan bile tek başınasın. Viking diyarında parçalarlar seni. Türk olduğumu söyledim ya size. Türklerin yiğit olduğunu bilirdim ama deli olduklarını yeni öğrendim. Bir Viking olarak senin gözünü uydurmam gerekirdi. Ama ben böyle yapmayacağım. Hem Tila'nın hem de Çin İmparatoru'nun kızı elimde olursa daha güçlü olurum. Üstelik güzel ve zekisin. Bunlardan da yararlanabilirim. Kalenin içinde serbestçe dolaşabilir. Ama gözünüzü ondan ayırmayın. Yüce Toro! Yüce Toro! Onları tam yakalamıştık Yüce Toro! Erka ile öteki kızlar çıkıp oka tuttu bizi! Hepsi öldüler! Ben canımı zor kurtardım! Kim dedi sana canını kurtar diye? Erik! Topla adamları! Denizden de düşsünler peşlerine! Her kovuk, her delik aransın! Ursula'yı öldürün mutlaka istiyorum! Thank you.
Atililer! Canlanın! 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 Canlanın biraz! Canlanın! Bırak yoksa gebertirim seni! Dur, vurma, yeter artık! Geberteceğim onu! Yeter dedim! Borsalar içinde en sağlamı bu! Ötekilerin haline baksana! Sen de eceline susamadınsa rahat dur! Neymiş? Borsalardan biri isyan etmiş. Borsaların durumu perişan. Bu gidişle üç gün daha dayanamazlar. Odin hakkı için rüzgar çıktı! Rüzgar çıktı! Hey! Borsalar dinlensin! Yelken fara! Benim, sesini çıkarma şimdi! Ha? Bu da ne böyle? Tut! Gebermek istemiyorsan, aç şu zincirleri! Hepimiz hayatımızı sana ve kurduna borçluyuz yiğit. Önderimiz sen ol. Bu gemi artık bize kaldı. Sonuna kadar senin yanında oluruz. Bizim yollarımız ayrı baba. Sizler Vikinglerden kaçıyorsunuz, bense onların üzerine gidiyorum. Hadi davran kurt!
Bağışla onu yabancı, öldürme! Orso'yla baş edebildiğine göre çok kuvvetli olman gerek. Bugüne kadar kimse tek başına ona karşı duramamıştı. Kimsin sen? Tarkan derler bana. Hun Türküyüm. Ne? Hun Türkü mü? Evet Yüce Toro. Bir Hun Türkü. Bir Hun Türkü tek başına mı sizi bu hale koydu ha? Erik, kocamaya başladın galiba. Türklerin bu civarda ne işi olur? Atilla'nın kızı mı sebep dersin Vang? Bence yolunu şaşırmış bir yabandır. Ne olursa olsun, Yonca'nın nöbetçilerini fazlalaştırın. O Türk yakalanana kadar bütün Vikingler dikkatli olsunlar. Bütün Vikingler benim düşmanım. Sen de onlardan birisin. Benim de damarlarımda Viking kanı dolaşıyor ama onlardan değilim. Onlar senin düşmanın olduğu gibi benim de düşmanım. Bir Viking kızı nasıl böyle konuşur? Çünkü o Toro denen hain babamı öldürdü. Beni de ölüme mahkum etti. İkimizin de düşmanı aynı. Senin gibi bir yiğitle birleşirsem onları yenebiliriz. Ben kimseyle ortaklık etmem. Etmek zorundasın. Çünkü Attila'nın kızı o kalede. Anlaştık mı? Kalıyor musun? Esir olarak mı? Hayır, misafir ve dost olarak. Kalıyorum. Yerin rahat mı? Biz pek rahat aramayız. Bilirim. Babam anlatırdı. Türkler ancak savaşta rahat ederler derdi. İyi bilirmiş baban. Ben de ancak intikamımı alınca rahat edeceğim. İntikamını alacaksın. Bana rastladığın için çok şanslısın. Kaleye girilecek yerleri kimse benden iyi bilemez. Ne zaman gideceğiz kaleye? Yarın gece kalede eğlence var. En uygun zaman odur. Öyleyse yarın gece. Biliyor musun? Seninle karşılaştığım için ben de çok şanslıyım. Neden? Çünkü dünyada senin gibi birinin olabileceği aklımdan bile geçmemişti şimdiye kadar. Getirin onları. Oh!
Yavrum benim, gel bakayım ha. Canım. Baş düşmanımız Hun Türklerinin kadınları karşınızda. Kılıcına güvenen istediğini alsın. Durun! Yalnız Hakan'ın kızını bana getirin. Ah!
Orso! Yonca'yı al götür buradan! Yakalayın! Yonca'yı kaçırıyor! Hadi! Teslim olmazsan Ursula ölecek! Atma silahını! Tilan'ın kızını nereye kaçırdınız söyle! Söyle diyorum pis unlu! Dev ne yaptı kızı? Konuşmazsanız ikiniz de öleceksiniz! Konuşun diyorum! Pekala! Lotus! İntikamını almak için bundan iyi fırsat olamaz! Bu şeytan herifi sana bırakıyorum! Yürü bakalım güzelim! Babana bir an önce kavuşmak için onun geçtiği yoldan gideceksin sen de! Thank you.
Ama ben seni yakacağım. Artık elimdesin pis humlu. Her zaman söylerler, Türkler çok yüreklilermiş. Göster bakalım yüreğin kaç okka. Thank you.
sula, çabuk ol! Önce çabuk ol biraz. Çabuk. Artık.